Böyle bir sabah erken kalktım. Dedim biraz farklı bir şey yapayım. Genellikle evde başlıyorum. İşte kahvemi yapıyorum. Kahvaltı yapacaksam yapıyorum. Yapmayacaksam derslere başlıyorum. Sonra yapıyorum falan gibi ilerliyor. Bugün dedim bir farklılık olsun. 12'de falan bir dersim var. 12'ye kadar en azından bir dışarı gideyim. Yakınlarımızda bizim parklar var. O yüzden hem yürüyüş yapabileceğim hem böyle oturabileceğim bir şey. Çok böyle hafif, güzel, yulaflı, yoğurtlu ve meyveli bir şey hazırladım kendime. Yanına da bir de kahve demleyeceğim şimdi. Termosuma onu koyup gideceğim, klasik. Orada biraz yürürüm. Yürüdükten sonra otururum, onları yerim. Sonra zaten gelirim. En fazla bir saat falan sürer diye düşünüyorum. Klasik böyle bir saçımı toparladım. Aslında hava soğukla sıcak arası gibi. Özellikle sabah böyle oluyor. Ama bir iki saat sonra kesinlikle ısınacak. Çok şey yapamadım. Şöyle bir tane body'm vardı. Onu giydim. Aslında bu spor body'si değil ama daha böyle hani iyi rahat oluyorum. Bir de böyle klasik ev şortum. Dışarıda giyebiliyorum tabii. İkisini öyle giydim ve çıkacağım. Bakalım gideyim. Biraz hem böyle bir değişiklik olsun. Bir nefes egzersizi yapayım. Ondan sonra hava güzel. Tam böyle mevsim geçişi. Sonbaharı çok seviyorum ve bekliyorum. Özellikle sonbahar ve kışın giriş olayı. Akrep burcu olduğum için bilmiyorum o ayda. Yani Kasım doğumlu olduğum için beni çekiyor. Özellikle Kasım, Aralık, Ekim. Bu ayları çok seviyorum. Bakalım bize ne getirecek tabii, iyi mi getirecek, kötü mü? En son geçen sene Ekim bok gibi geçmişti yani. Onu bir kere söyleyeyim. Bu sene Ekim nasıl geçecek? Meraklar içerisindeyim. İyi olmasını dileyelim. Şöyle bir göstereyim yapmış olduğum yulaflı karışı. Kahvemi alıyorum. Şöyle küçük kaşığım ve peçetem. Bu kadar. Bunları da normal çantama koyup sizi de alıp gidiyorum. Kediler falan var, çok tatlı. Burası bizim evimize çok yakın. O yüzden böyle ara ara çok üşenmeden gelmeye çalışıyorum ama bazen sıklaştıramıyorum bunu. Ama geldiğimde de bayağı güzel oluyor, böyle keyifli oluyor. Şimdi böyle bir oturacağım, biraz klasik dinleneceğim. Aslında ne spor yapmaya ne de böyle hani yalnız kalma gibi bir duruma değil. Tamamen dedim kahvaltımı bugün farklı bir yerde yapayım. Ondan sonra biraz böyle bir yürürüm, bir iki tur atarım muhtemelen. Yine tekrar eve dönerim çünkü dediğim gibi 12'de dersim başlayacak. Hem ona bir yetişmem, bir duş falan almam lazım. Öyle bir durum yani. Şöyle etrafı da bir göstereyim size. Burası baya baya geniş bir yer. Baya burayı yakın olanlar neredeyse her gün burada. Yani koşu, yürüyüş, ıvır zıvır çok fazla insan geliyor. Ben de çok seviyorum. Böyle küçük minik doğmuş kediler falan var. Sürekli yeni kediler geliyor. Her geldiğinde yeni kedileri görüyorum. Yeni doğmuş kedileri. Tabii biraz 3 ayda bir 4 ayda bir gelince anca. Öyle güzel bir yer yani. Sütle pişirerek, sütle ve biraz suyla pişirerek yiyorum. O şekilde böyle hazırlıyorum. İçine işte meyveleri atıyorum vesaire falan. Bu sefer hiçbir şekilde bir ısıtma işlemi yapmadım. Direkt yulafı koydum, içine hafif süt koydum, sonra yoğurdu koydum, bir güzel karıştırdım. Bu arada bu şeyin Lipalip'indi galiba, Lipalip'in yulafı ve en küçük olanı, en böyle şey olmuş, ezilmiş olanı. Sert değildi yani, o yüzden bayağı bir hemen yumuşadı. Akabinde de üzerine istediğim meyveyi koydum. O şekilde güzel bir lapa olmuş. Soğuk lapa oldu yani, tabiri caizse. Bayağı iyiydi. Evet, şöyle bir öğle aramı göstereyim size. Aslında kahvaltı
yulaf lapası yemiştim biliyorsunuz. Tabii ondan saatler sonra, saat şu an kaç? Saat şu an 2:30. Ben onu saat 9:30-10 arasında falan yemiştim. Şöyle bir salata yaptım. Bu salatayı da tabii ki şöyle peynirli, domatesli, ondan sonra soğanlı ve salatalıklı, bir tarafta da yumurtalı bir ekmek dilimi yaptım kendime. Bunlar muhtemelen akşama kadar beni bayağı tutar. Hatta akşam yemeği bilebilirim. Çok lezzetliler. Denemediyseniz mutlaka öneririm. Ben şimdi bunları biraz gömüyorum. Birazcık favori YouTuber'ımı daha doğrusu izliyorum. Ondan sonrasında da işlerimize koyuluyoruz. Günaydın arkadaşlar. Hepinize yepyeni bir hafta ve gün diliyorum. Arkadan koskoca bir hafta sonu geçti. Saçım başım dağınık, kusura bakmayın. Duş aldım yeni. O yüzden normal haliyle kurumasını bekliyorum. Koskoca bir cumartesi pazar geçti ve ben hiçbir şey yapmadım, yapamadım. Yani cumartesi pazar çok böyle bir video çekme şeyinde, sürecinde olamadım. Ama bugün pazartesi, haftanın ilk günü. Malum işler ıvır zıvırlar zaten hemen otomatik başlıyor. Ben de bir işte sabahtan bayağı erken kalktım. Saat 7 falandı. Sonrasında bir duş aldım. Akabinde hemen bir kahvemi yaptım. Güne hazırım diyebilirim. Biliyorsunuz ben İngilizce öğretmeniyim ve kendimin yürüttüğü butik bir dil okulu var. Dil okulu ya da dil öğrenim merkezi diyebiliriz. Bunu genellikle işte hem yürütmesi hem derslere katılım vesaire ben de dahil oluyorum. Ayrıca bununla ilgili eğitmenlerimiz de var, öğrencilerimizi alan. Bugün sabah ilk, yani aslında pazartesi günü sabah onların ödemelerini yaparak başlıyorum. Haftalık olarak mesela ödemelerini yapıyorum. Genellikle part-time çalıştığımız ya da full-time çalıştığımız ekibimize göre değişiyor. Onları halledeceğim. Ondan sonrasında benim kendi derslerim var. Onları bir zaten her pazar set ediyoruz. Ama en azından pazartesi işte bir iptal, ıvır zıvır bir şey var mı onu bir check edeceğim. Eğer herhangi bir şey yoksa günümü onlara göre programlıyorum. Bugün dışarı çıkacağım. Bu zaten kesinleşmişti 2-3 gün öncesinde. O yüzden şimdi bir arkadaşımın dönüş yapmasını bekleyeceğim. Ne zaman çıkacağız, kaçta çıkacağız? Onunla ilgili bana bir bilgi verecek. Ben de ona göre hazırlanacağım ve çıkacağız. Öyle bir durum. Kamerayı yanımda götürürüm belki, bilmiyorum. Çok emin konuşmayayım. Ama bugün bu haftayla bir başlayalım. Çünkü ben böyle işlerin içinde olduğum zaman, böyle çok relax kalmadığım zaman çok organize videoları ve blogları tasarlayabiliyorum. Onun haricinde böyle bir rahata falan şey oturdum mu bir şey zaten çok yapasım gelmiyor. O yüzden hafta sonu biraz açıkçası boş geçti. Yani aslında boş geçmedi. Cumartesi günü plastik aşklara gittik ben, eşim ve kayınvalidem. Gerçekten çok tatlıydı. Ben açıkçası şunu itiraf edeyim. İstanbul'a geldiğimden beri, normalde İstanbullu değilim. İstanbul'a geldiğimden beri ilk defa tiyatroya gittim. Binlerce kez şey yaptık. Dedim gidelim, şuna gidelim, buna gidelim. Zaten geldim. 3 senesi pandemi de geçti yani İstanbul'da kaldım. O yüzden böyle bir tiyatro havasına şeyine giremedik yani açıkçası. Böyle işte stand-up şovlara falan gidiyorduk. Kahvemden alayım yudum. Sonra işte bir değişik bir şeyler yapalım vesaire diye bakarken dedi bu sefer tiyatroya gidelim. Ne zamandır gitmiyoruz. Eşim de sağ olsun biletleri her şeyi ayarlamış zaten. Sonra hemen böyle bir gittik. Çok güzeldi. Şişi'dekine, Cevahir'e gittik. Biz orada oynandı. Ve ne bileyim böyle çok değişik bir, enteresan bir deneyimdi ya. Böyle tabii ki çocukken ya da işte orta yaş derken yani böyle lise, ortaokul yaşlarındayken tiyatroya falan gidiyorduk. Ama bu yetişkin tiyatrosu denen şey çok değişik bir şey. O yüzden Oya Başar zaten müthiş bir oyuncu. Yanındaki hanımefendi de çok, İrem miydi? Adını çok net hatırlayamadım şu an ama fark ettim ki olacak o kadar ekibinden bir üye. Eski.
Onlar falan çok iyiydi yani, beğendik, çok müthişti. Farklı bir perspektiften aşkı anlattılar. Aslında böyle klasik bilinen bir versiyon ama en azından gidip de Türk dizilerinde bunu izleyeceğinize, bu tarz tiyatrolarda izleyin, daha daha iyi ve daha eğlenceli, yani öyle söyleyebilirim. Cumartesini onunla kapattık. Pazar günü klasik bir pazardı. Hiçbir şey yapmadık. Dışarı çıkmadık. İşte kahvaltımız, yaylanma, rahatlama, ıvır zıvır bunlarla geçti. Bugün de böyle başladık. Hadi bakalım, inşallah verimli, güzel, kazançlı bir hafta olur diyorum. Günün akışına göre sizi haberdar edeceğim, ekleyeceğim detayları. Görüşmek üzere. Bye. Günaydın. Bitik durumdayım. Kim sabah kalkınca çikolata yiyor? Ben. Hava da çok kötü. Hale bak. Yağmur hayada hayacak. Selamlar. Birazcık böyle karanlığı zaman. Şimdi daha ışığı yakmadım. Sabah biraz erken şu an. Saat 7.30 falan. Hava da kapalı olunca bayağı böyle gece vakti gibi oldu. En son videonun üzerinden bir iki hafta geçti galiba. Birazcık kaytardım. Ama devam edeceğiz. Sıkıntı yok. Bugün aslında böyle biraz dolu dolu geçecek. O yüzden kamerayı da alayım dedim. İstanbul'da yaşayanlar belki bilir. Bu hafta bir beauty fuarı var. Kozmetik güzellik fuarı var. Dün ben aslında katıldım. Bugün bir arkadaşımla katılacağım. Bizim de içinde olduğumuz bir proje var. O yüzden bu yerleri bir gezeceğiz. İnsanlarla falan tanışacağız. Biraz da o açıdan gidiyoruz. Normalde ben işte fuarlara öyle çok sık katılan bir insan değilim. Yaptığım bu eğitimle ilgili olan eğitim fuarlarına falan katılıyordum. Güzellik fuarına ilk defa katıldım diyebilirim. Fena değildi dün, işte güzeldi. Bugün de gideceğiz işte, bu işbirlikleri vesaire için falan bir görüşme yapacağız. Öyle geçecek. Zaten muhtemelen yanımda götüreceğim. Bu sefer götüreceğim. Hafif çekimler yapacağım onun içerisinde de. Orada da görebilirsiniz. Gün içerisinde çok yapacağım bir şey yok. Sabah çok erken ama biz şu anda saat 10 gibi falan buluşacağız arkadaşımla. Öncesinde ben de işte şöyle bir kahve yapayım, biraz kendime geleyim. Saçım başım bir düzelteyim, duş almam gerekiyor mu hiçbir fikrim yok. Ama çok şu anda hava serin ve 2-3 gündür belki sesimden belli oluyordur. Biraz böyle hastayım. Hasta gibiyim ve iyice ilerlemesini istemiyorum. Muhtemelen duş alma olayını biraz es geçeceğim. Normal bir hazırlama vesaire olacak. Okey. Kahvemi yaptıktan sonra görüşürüz. Evet, size pek sneak peek vermedim ama, yani göstermedim size hiç. Hazırlandım ben. Şöyle bir Tomb Raider örgüsü yaptım. Işık biraz kötü, o yüzden çok iyi göründüğümü söyleyemeyeceğim. Şuradan bakalım. Şöyle yeşil şeylerim yine odaya. Durun bir dakika, ben size aynadan göstereceğim. Evet, bugünkü outfitim biraz tam sonbahar outfiti. Evet, belki bu şekilde daha iyi göreceksiniz. Bunu mutlaka videoda zaten düzenlerim. Şöyle bir Tomb Raider baştan başlayayım. Örgüsü yaptım bugün. Çünkü dün saçımı sabah yıkamıştım. Bugün duş almadım. O yüzden böyle bir daha derli toplu olsun dedim. Şöyle bir jumper giydim üstüme. Bunu yeni aldım bu arada. Markasını hatırlamıyorum. Normal bir markaydı yani. Paul bir şeydi ama tam hatırlamıyorum. Şöyle bir mango, çok severek kullandığım bir çantam var. Telefon, cüzdan, her neyse diyor. Zaten şişti bayağı, görüyorsunuz. Selam arkadaşlar, nasılsınız? Ay, ne kadar böyle klasik bir ev moduna girmişim ben ya.
Biraz daha böyle canlı söyleyeyim. Selamlar, nasılsınız? Merhabalar, ben geldim. Bu videoyu, yayınladığım bu videoyu herhalde totalde 10 gün içinde falan tamamladım. Aşağı yukarı. Işıktan dolayı kusura bakmayın lütfen. Akşam olmak üzere. Işık açık. Soğuk olduğu için pencereyi kapattım biraz. Bayağı esmeye başladı artık havalar. Aslında bu videoyu tamamlamak için açtım. Bir kısmını editledim. Son parçaya kadar editledim. Kalan bölümde dedim hani bir hoşça kal demeden bir anda kapatmayayım. En son ne yapmıştım? Vallahi en son ne yaptığımı da hatırlamıyorum. Editleme şu an karşımda açık değil. Ben bugün için ne yaptığımı size birazcık bahsedeyim ve o şekilde bir goodbye diyeyim. Bugün evdeydim zaten. Benim klasik pazartesi, salı, çarşambalarım full derslerle dolu arkadaşlar. Gündüz de olabiliyor. Akşam zaten full oluyor. Gündüz olmadığı zamanlar genellikle işlerimi hallediyorum vesaire. Hatta şimdi 6'da bir dersim vardı benim. Şu an saat 6.30 falan. Bir tane İngiltere'de bir öğrencim var. Onunla sınav dersleri yapıyoruz. Sınav dersleri alıyor benden. Yanlış otobüse binmiş ve maalesef eve yetişemeyeceği için zamanında ders saatimizi biraz öne çekmek zorunda kaldık. Yoksa şu anda derste olacaktım. Onu bekliyorum. O sürece kadar da sabahtan işte böyle bir ortalığı toparladım falan. Kışıkları çıkardım bu hafta. Onların bir kısmı yıkandı, bir kısmını işte katladım, koydum. Dolapların yerleri değişti, saklama yerlerini, diğer yazlıkları yerleştirdim falan. Şöyle bir yazlık kıyafetlerimi, elbiselerimi koyarken bir içim cız etti. Kışa giriyoruz. Kışı çok seviyorum. Yani benim aylarım diyeyim. Kahveler, muhabbetler, o yağmur vesaire çok severim yani. Ama yazı çok... Yani değerlendiremediğim için muhtemelen içimde böyle bir burukluk kaldı. O yüzden böyle bir elbiselerime baktıkça dedim. Bunları da giyemedim. Lanet olsun falan. Neyse. Şükür buna da böyle söyleyelim. Burada böyle eşimin hırkasını giydim. Soğuk diye biraz. Bilmiyorum ben mi çok üşüyorum. Evlerin içi daha da böyle bir serin oluyor dışarıya nazaran. Onun haricinde ne yaptım? Bugün işte gündüz öyle çok ders yoğunluğum yoktu. Bir şeye gittim. Ev diye mi okunuyor artık bilmiyorum. Eve diye bir tane gratis gibi bir yer var. Oraya gittim. Oradan bir boya aldım. Saç boyası. Saçlarımı zaten boyamayı planlıyordum. Şu an muhtemelen rengini tam göremiyorsunuz. Ama çok güzel oldu. Işıl ışıl oldu saçlarım. Şuralardan ve şuralardan beyazlarım bayağı bir kalmıştı. Dedim boyamışken komple bir boyayayım. O yüzden biraz hafif açık tonlarda yaptım. Yani muhtemelen ışıkta vesaire güzel parlayacak diye düşünüyorum. Bugün çok anlayamadım ama yarın daha net böyle görürüm diye düşünüyorum. Ve yarın yeni bir vloga başlayacağım bu arada. Bu akşam bunu editlemiş olacağım ve yayınlayacağım. Yarın da diğer bir haftalık bir vloga başlamış olurum inşallah. Onları aldım. Böyle bir saç konusuyla ilgili bir update vereyim size hep aklımda. Birkaç ürün almıştım, deneyeceğim, bir göreceğim, size haber vereceğim demiştim hatırlarsanız. Hakikaten de böyle bir 2-3 haftamı aldı. Deneyip öyle emin olarak size anlatmak istedim. Kullandığım ürünleri hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bir önceki videoma bakabilirsiniz. En sonunda bir alışveriş videosunu paylaşmıştım sizinle. Güzeldi yani %100 böyle... Harikalar yarattı diyemeyeceğim ama saçımın böyle bir o kuruluğunun toparlanması en az bir haftayı aldı zaten. Hani mesela bir haftada ben 3 kere belki duş alıyorum, banyoya giriyorum ama o saçın o toparlanması ve bu uçların biraz daha sağlıklı hale gelmesi bir haftayı kesin almıştır. Hatta bir hafta 10 gün diyebilirim. Ama genel olarak şöyle bir gösterdiğimde şu an yani en azından kırık kırık bir yapı ya da sıkıntılı bir yapı görünmüyor. Saçlarım zaten kesimden dolayı böyle birazcık düzgün bir kesime sahip değil. O yüzden böyle çok şey de değil. Nasıl diyeyim? Hani çok düzgün bir kesimi yok. Uzadığı için direkt kestirmiyorum da kısalacağını bildiğim için. Bir müddet daha böyle kullanacağım. Ondan sonra artık muhtemelen kestirmeyi düşünürüm. Saçla ilgili birkaç ürün daha aldım. Onları muhtemelen bir sonraki vlogda bir neler aldığımı gösteririm size. Bayağı bir çünkü saç maskesi falan aldım. Onun hakkında bayağı bir güzel şeyler duymuştum.
Dedim ben bunu bugün deneyeyim, yani bu sefer deneyeyim rutinimde. Daha sonra birkaç parça daha bir şeyler aldım. Muhtemelen onları size göstereceğim. Geçen hafta bir kışlık alışveriş yaptım. Onları da dahil edeceğim bu arada. Yani önümüzdeki şey, vlog bayağı bir alışveriş vlogu gibi bir şey olacak. Onunla ilgili bilgi vermiş olayım size. Onun haricinde başka ne yaptım? Bugün için başka bir şey yapmadım. Kedilerimle, minnoşlarımla vakit geçirdim. Onlara mama falan almıştım. Bayıldılar zaten. Öyle biraz onlarla şey yaptık. Oyun oynadık, ıvır zıvır falan filan. Şimdi klasik. Artık böyle bir 2-3 tane dersim var. Akşam onları halledeceğim. Eşim gelmek üzere, bir yemek vesaire yeriz dersime kadar. Ondan sonra da klasik gün biter ve yeni güne başlamak için yatacağız artık. Ne yapacağız? Yatacağız. Okey. Arkadaşlar vallahi saçma mı oldu, nasıl oldu bilmiyorum ama sırf vlogu tamamlamak için, saçma sapan bir vlog bitişi olmasın diye bu şekilde bir update yaptım ama vermem gereken de bilgilerdi. Ha, önceki sonraki vlogu ekleyebilirdim ama olsun, yine de böylesi daha makbul olur diye düşündüm. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım yeni arkadaşlar ve yeni üyelerimiz gelir, katılır. Daha çok etkileşim ve daha çok... Bir anda gitti kamera. Pardon. Ne diyordum? Umarım böyle daha fazla arkadaşlarımız gelir ve bir etkileşim kurarız ve devam ettiririz bu etkileşimi. Yorumlarda, like'larda ve abone olmada desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki vlogda çok güzel şeyler olacak. Mutlaka bekleyin. Görüşmek üzere. Bye.